olsaydın gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam. Seviyorsun ben de seni ya. Çok özledin ben de seni. Aramadın ben de seni. Yaşlarım sele döndü ya. Ayrılanlar geri döndü ya. Leylek baba bile döndü ya. Senin adını buldum. Kara Şimşek. Ne diye soruyorsun? Senin adını buldum. Senin adın Cano. Oh. Niye? Niye? Abi bak, Cano demek ne demek? Can demek, can demek, sevgili demek, yar demek, aşk demek, tekuti çikuti demek yani. Yani belki sen metal olarak anlayamamış olabilirsin ama bunu hafızana bir yere kaydet. Sonra gece program bittikten sonra de ki bu Cano ne demek? Yarın olmaz da haftaya
O da olmayabilir. Sen bana söylersin. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ama ben sana ben diyorsam bana inan. İnanıyor musun? Senin adın ne? Cano. Cano. Canoşki. Aa bak cilve yapmaya başladı. Ki Allah cezanı verecek senin. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ha. Ya bunun ne olduğunu öğrenene kadar ben akla karayı seçtim. Ne demek biliyor musun ladies and gentlemen? Bayanlar ve baylar. Benim anama söylüyorum buradan. Çünkü anam nereden bilecek ladies and gentlemen'i? Bir de iki tane tokat yerim. Gel buraya. Urfa'da anamdan karşılaştık. İyi dinle, iyi dinle. Canoşki. Dedi ki, ulan seni o ağzın ortasına biber sürerim. Niye dedim hani? O da gitmişti Urfa'ya. Dedi ki ikide bir değilsen ki anamın neresinde kalmıştık. Ne kadar bu anayı bitmeyen hikayesi varmış dedi. E dedim ki benim senden ona hikayelerim biter mi? E dedi bitmez de bak dedi vallahi billahi dedi. Bir gün dedi bir bakarsan ki karşıdayım ha. Yani her an gelebilir onu söyleyeyim. Vallahi anam gelebilir. Leylo. Leyloşki. Her mecnunun bir Leyla'sı var. Benim de babamın, rahmetli babamın bir Leyla'sı var işte. O da anam. Allah cezayı verecek. Şimdi sizlere ula ulan. Ya biz burada aslında sizlerle keyif yapıyoruz. Vallahi benim kafam iyi ha. O size söyleyeyim. Yani sizin bana verdiğiniz enerji beni sarhoş etti vallahi. Yemin ediyorum. Sizin bana verdiğiniz enerji beni sarhoş etti. Ha, senin kafan niye iyi? Gazi Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün var ya bizim ceddimiz, atamız, Atatürk'ümüz. Bak ayağa kalkanlar oluyor. Atatürk'ü sevmeyeni ben de sevmiyorum onu söyleyeyim ha. Geniş çek, geniş insanlar ayağa kalktı, geniş çek. Geniş çek. Şimdi ben dedim ki Mustafa Kemal Ulu Önder Atatürk rakı içiyordu. Ben de içiyorum dedim. Ulu Önder Atatürk'ün rakı içtiğini niye söylüyorsun? Ha bunun saklı gizlisi mi var? Hem de yanında beyaz leblebisi de var. Beyaz da leblebisi var. Ama ben bu akşam rakı falan içmedim dersem yalan olur. Ben sizin sarhoşunuzum. Ben. Sensiye gel. O zaman ne diyoruz? Bir kaç sene önce la? 100 seneyi falan geçiyor. Onu yemendir. Gülü çimendir. Giden gelmiyor. Acep nedendir? Nedendir?
sahne iş. Hazır mıyız hep beraber? Şimdi genç kızlar, buradakilerden bahsetmiyorum, gebertirim. Gebertirim. Televizyonların başlarında oturmuş genç kızlara sesleniyorum mu? Şimdi hepinizin sevgilisi, benim de çok sevdiğim, edepli, terbiyeli, adam gibi bir adam, Alişan diyoruz. Tam diyordum. Benim hangi huyumu seviyorlar biliyor musunuz? Oraya gelen kim olursa olsun, oraya gelenlere olağanüstü hizmet, olağanüstü böyle saygı gösteriyorum ya. Onu çok seviyorlar. Peki ben bu gelen insanlara saygısızlık mı gösterecektim? Örf ve adetlerimiz senin çuluna, senin mekanına ayak basan insanlara hadi demem mi gerekiyor? Öyle mi diyecektim? Ayakları çek. Ayak çek. Hemen sana izah ediyorum. Göreyim ayakları abi, göreyim. İkimiz evet. De siyah giymişiz galiba. Siyah giymişiz, kapkara olduk zaten de. Hayır, bu burnu uzunları nasıl giyiyorsun sen, onu merak ediyorum. Yo, çok bin tane öyle görüyorum. Nasıl çok şık? Ya çok şık değil, çok şey abi, değil. Rahatsız değil yani. Yok, rahatsız değil. Rahatsızlığından bahsetmiyorum çocuğum. Çok böyle... Yok be abi, çok mu sivri? Çok sivri değil ya. Bu, daha sivri bu en iyilerden abi. Diyebilirim bak, yemin ederim. Bir, ikincisi... Bu işe bir el atalım. Bu işe dedin yani bilmem ne oluyor. Bu işe pas geçelim bilmem ne. Bir ne diyor şarkının içinde? Olay bitmiştir. Bu Nazan Öncel'in parçası. He? Nazan ablam da izliyor buradan. Ona da saygılarımı gönderiyorum. He ne bu, ne diyor şarkıda? Olay bitmiştir. Görüşmeyelim diyor. Niye bu konulara girmeyelim. Abi girelim bence. Girmeyelim abi. Vallahi girelim. Eğer önemli konularsa girelim çocuğum. Önemli değilse girmeyelim. Zaten burada önemliymiş ama ondan sonra bitmiş. Bir daha diyor ki bu konulara girmeyelim, olay bitmiştir, büyütmeyelim. Yok bitirme ya. Bir de diyor ki eski günlerin hatırına iki yabancıya dönüşmeyelim. İşte dönüşme ya. Biriniz Rusya, biriniz Amerika olma ya. Dönüşmeyelim arkadaş ya. Dönüşme yani. Bu bitmiş bir şey abi. Hakikat mı ya? Bitmiş bir şey olduğu için. Yani artık girmeyelim diyor. Şettirme mümkün değil mi? Yok girmeyelim. O zaman konuyu kapatıyoruz. Defter kapanmıştır. Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı benden. Birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Alişan. Pişmanlık duyup da bir gün anarsa neredeyim, nasılım diye sorarsa. Allah Allah. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan neredeyim, nasılım diye sorarsan. Ay, 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 ay.
Saatini yık benim için. Öyle paramparça yaşamaktan kalbime bir kurşun sık benim için. Öyle paramparça yaşamaktan kalbime bir kurşun sık benim için. Pişmanlık duyupsa bir gün ararsan, neredeyim nasılım diye sorarsa, pişmanlık duyupsa bir gün ararsan, neredeyim nasılım beni sorarsan. Bir ayrılık şarkısı sen, sessizce çal benim için. Yüreğin ellerimde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki anlıyorsa bu yaşlar bizim için. Bir ayrılık şarkısı. Ne kadar ayrılıktan yana şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı benden. Birkaç sitem daha kal benim için. Kal benim için. Kal benim için. Şimdi geçen gün bir röportajını izliyorum. Diyor ki işte aşkına yana ne söyleyeceksin? Diyor vallahi diyor ben hiç öyle şarkı markı yazmadım diyor. Eğer diyor çok lazım olursa diyor İbrahim Tatlıses şarkılarını dinlerim diyor. O da çünkü hepsi aşktan yana. Ya sitemli mitemli şeyler. Şimdi sen bu çocuğun, bu oğlanın, bakın şimdi hep yaşlı adamların eli öpülür değil mi? Ben mesela bütün çocuklarım, ben İdo'nun da, benim oğlumun da elini öperim. Benden küçüğün de elini öperim. Niye? O sevginin bir ifadesidir. Ben bu çocuğun da elini öpüyorum. Bu çünkü bir İbrahim Tatlıses aşıklısıdır. Bir İbrahim Tatlıses aşıklısıdır, onu biliyorum. Onu bildiğim için bugüne kadar kaç senedir çıkmış, yani kaç senedir tanırsınız, o tanıdığınız günden itibaren hep saygı duymuşum, hep sevmişim, hep saymışım. Onun aleyhinde, lehinde hiçbir cümle kullanmamışım. Lehinde hep güzel şeyler söylemişim. Çünkü bir adamdır o. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Benim de çıkışım abi 96 işte, 96 yılıydı. Ben de o yıldan beri yaptığım bütün röportajlarda zaten bana işte kimi örnek alıyorsunuz, kimi örnek alıyorsunuz. Ben de hep söylediğim bir şey var. Ben şarkı söylemeyi, ben konservatuvar okudum ama ben şarkı söylemeyi İbrahim Tatlıses'ten öğrendim diyorum. Çünkü ben 2 yaşında daha konuşmadan Sabuha'yı söylüyormuşum abi. Böyle bir durum var. İşte şimdi hıyar oldu bak. Ulan ben zaten Sabuha okuduğumda 16 yaşındaydım. He, biraz şey oldu evet. 2 yaşındayken Sabuha'yı dinliyormuş. 2 yaşındayken Sabuha... Şu an 4 yaşındayım. 2 yaşındayken Bir de bir şey diyeyim abi, madem aş şarkılarına geldi. Benim bu son albümde, bu arada albümle ilgili bir şey konuşamadım. Daha dün çıktı. Henüz dündü. Bir tane çok güzel bir aşk parçası var. Şu anda istek alan bir parça. Senin için okuyayım mı onu? Direkt sana ithafen bir parça abi, okuyorum. Ben değil, benim için değil. Aşkla ilgili kim eziyet, kim ceza, kim sürgündeyse, kim çekiyorsa onlara gitsin. Buyurun, buyurun, buyurun. Biraz kimede gitsek ama. Kaç, kaç numara? Geliyor, orada var. Beğendin mi abi? Size çok anlamlı bir şey söyleyeceğim. Beğenmez olur muyum ya? Sen okudun, her şey güzel. Sağ ol.
Senin kalbin güzel, yüreğin güzel. Biz kalbi fesat... Biz kalbi fesat ve kalbi cıfıt mahallesi olan insanlardan zevk alamıyoruz. Kalbi pırıl pırıl, aydınlık olan insanlardan tabii ki zevk alırız, almaz mıyız? Şu anda bir şey söylüyorum. Bakın yemin ediyorum, Türkiye'nin yüzde bakın 70'i, %70'i yemin ediyorum, Kur'an'a el basarım, bu programı izliyor. Ha, bir dakika, reytinglerle ilgili 3 tane il var zaten. İstanbul, Ankara, İzmir, bir de Antalya ve Adana'da olabilir, bilmiyorum, onu var bilemiyorum ama beni buralar tabii ki ilgilendiriyor. İlgilendirmiyor dersem ayıp etmiş olurum. Orada da insanlar. Ama bir doğu, bir Karadeniz, bir güney kitleniyor. Yemin ediyorum size, İbo Show'a kitleniyorlar. Telefonlar herkesin ezberinde. Star'ın telefonları herkesin beyninde yazılı. Benim söylememe gerek yok. Biz endişe etmiyoruz. Bizim bir tek endişemiz var. Bu pis herifin, ben 2 yaşındayken Sabuha'yı dinlerdim diyordu. Aha Sabuha geliyor. Herkesin gönlünde taht kuran. İlk defa itiraf ediyorum. Canoşki, bize çabuk gel hoşki. Ben bu şarkının bazı sözlerini değiştirmiştim. Şu anda aramızda olmayan rahmetli Urfalı Babi'nin bu şarkı, gerçek anlamda söylüyorum, onun muydu değil miydi bilmiyorum ama benim, Sabuha benim diyordu Babi. Sizlere Babi'nin biraz sonra Babi'nin bir hikayesini anlatacağım. Anamdan vazgeçtim, anamdan el çektim, rahmetli Babi'ye sarıldım. Çünkü Babi önemli bir insandı. Bu Sabuha onundu. Sonra bir adam çıktı Tekirdağ tarafından, dedi ki bu Sabuha benim. Ben inanmıyorum ama bu rahmetli Babi'nindi. Ben sözlerini falan değiştirdim. Söz müzik İbrahim Tatlıses yazdım. Dedi ki Sabuha benim. Babi diyor. Yani Babi'nin konuşma tarzı böyle. Ses tonu biraz kalın. Şimdi sizlere Sabuha'yı söylüyorum. İtiraf ettim. İtiraf ettim. Evet. Son 2-3-4. Sabuha. We'll be right back.
ağlıyorum. Ağlıyorum. Ula ağlıyorum. Sahrımda yanıyorum, bağrımda sönüyorum, bu canımda digerle Allah'ın için dinmiyor ki, gözlerim tutmuyor ki bizler, çekilmiyor hasret digerle. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, seni seviyorum. Yemin ediyorum. Ağlıyorum kahrımdan, yanıyorum bağrımda, seviyorum. Çekiliyor hasreti digerle, digerle. Ağlıyorum kahrımda, yanıyorum bağrımda, seviyorum bu canımda digerle. Tutmuyor ki dizler, tutmuyor ki eller, çekilmiyor hasretim digerle. Senin gibi bitireyim mi abi? Senin gibi bitireyim mi? Senin benim, benim gibi bitir peki. İbrahim Tatlıses minanıyor. Digerle. Aman digerle. Şimdi bir insanın samimi olup olmadığını nereden anlarsınız? Bu adam benim şarkılarımı aynen benim gibi söylüyor. Sözlerini ezberlemiş, sanki ben oyum, o ben gibi söylüyor. Şimdi bu İbrahim Tatlıses'i seviyorum. İbrahim Tatlıses'le büyüdüm. İbrahim Tatlıses'i böyle takdir ederim. Onun izinde. Bunun neresi sahte? Ha. Öyle söyler, hiçbir şarkını da bilmez. Çünkü hıyar yalan söylüyor. Ama bu adam doğru söylüyor. Bu adam doğru söylüyor. Sağ ol abi. Bu adam doğru adam. Şu anda bir şey diyeyim mi abi? Yani benim bu üçüncü İbo şovum ama ben zaten İbrahim Tatlıses'le yan yana geldiğim zaman elim ayağım birbirine dolaşıyor. Yani yavaş yavaş alışmaya başladım. Geçen İbrahim gün bir abi telefon konuşmasında birine telefon açtı. Ben de o kişiyle birlikte kahvaltı yapıyorum sabahleyin. Direkt telefonu bana verince ben alo ne yapıyorsun oğlum falan dedim. Bu şok oldu. Ben anlatayım. Ben konuşuyorum bir arkadaşımla, İbrahim abi yanındaymış. Tam onunla konuşurken İbrahim abi dedi ki alo nasılsın falan deyince ben arabayı sağa çektim abi, E5'teydim yemin ediyorum. Ayağım gazdan gitti, böyle gaz fren arası az daha kaza yapıyordum. Dedi vallahi ki billahi. Ulan dedi direkt ama söyleyeyim. Ulan dedi niye bana demiyorsun abi orada? Lan manyaklaştım diyor, sağa çektim durdum oğlum, araba kendi kendine gidiyor. Hakikaten öyle oldu ama. Şimdi ne var? Dans yarışmamız var!
Çabuk çabuk. Çabuk çabuk görelim gör. Kameran kameran. Olmaz. Neden? Bunu hepsi siyah. Evet 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 evet. Lala 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 lala. Bağla kızım hadi ne bakıyorsun? Çok etkilenmiş. Çok mu etkilendin? Ay ay ay. Gebertirem sen ha. Hazır mıyız? Biliyorsunuz üçünüz bir araya geliyorsunuz. Kimse kimseyi geçmiyor öne arkaya falan. Takoti çikoti yapmıyoruz. Sen de gel. Abi boy sırasına göre yapayım mı? Nasıl oldu bu? Gel. Ne 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 ne. Evet, son 2, 3, 4. Boy sırasına gel, boy sırasına gel. Lallallam rumbaldım ba. Sanki kavga oluyormuş gibi araya gireyim. Evet, üçümüz de yanına geliyoruz. Sırayla başlıyorum abi. Bir numaradan başlıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Oğlum boydan mı kaybettik? Nedir bu? Darbuka solo olması. Darbuka solo. Ah darbuka solo olması gerekiyormuş. Ah yedin beni evladım. Tıraş 3 saat onu çalalım değil mi? Bir dakika. Nasıl bir dakika? Ha bir darbuka solo çek bakayım. Çek abi. Darbuka solo'yu çektik ama ikisi durdu, biri oynadı. Ama bu tabii çok iyi niyetli ve çok heyecanlı geldiği için buraya ona sahipleniyorum ve sarıyorum. Hemen buradan alıyoruz şeyi. Hawk. Ne? Hawk. Ne bu? Güneş gözlükleri. Nedir o? İşte. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Canlarım. Ben tanıdım mı? Tanımayayım şimdi. Kafa karıştırma. Ben tanımıyorum. Kimsiniz? Şvep tüpsü. Torpil yok evladım. Bir dakika abicim mavi mavi ya. Allah cezanızı verecek. Gum gum rakaka.
Herkes aynen yine yerine geçsin rica edeyim. Cici hanımlar, güzel hanımlar. Sırayla başlıyoruz. Birden başlıyoruz. Burayla başlıyoruz. İki. Hawks. Hawks. Ne? Bu nedir? Bunu okusana nedir? Havalk. Ne? Havalk. Ya bana yakın oku mikrofona. Havalk. Havalk. It's count is the Bortiyes. Gözlükleri teşekkür ediyorum. Çok saygı duyuyorum. Şimdi soruyorum. Ben seni nereden tanıyorum? Çınar Oteli'nde bir kokteylde tanışmıştık. Nasıl? Oteli'nde bir kokteylde tanışmıştık. Ben oyun oynamıştım yine orada. Ben demiştim değil mi? Ben demiştim değil mi? Ortalığı karıştırma. Ondan sonra bir daha görüştük mü? Yok. Ha? Ha? Hayır, görüşmüş de olabilirsin. Es geç orayı. Ha, tamam. Geçtim. Evet, güzel kızımız, güzel kızımız. Güzel kızımız. Ver bakayım onu. Ver bakayım onu. Sana smart ayakkabı boyaları bir figür göstermesini, figür tek başına darmok aritim rica edeyim. Yeter. Omuzunu açma, her tarafını açma, kapat. Bu da Smart'tan abi 500 YTL'lik çekmiş. Bu şu anda geldi. 500 milyon YTL, 500 milyon. Abi ben Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz şeyden şeye geçti. Türk lirasından yeni Türk lirasına. TL'den yeni, başına bir Y ekledi. Olağanüstü rahatım biliyor musun? Cebim şişmiyor. Cebim dolmuyor artık. Az oluyor her şey. Kuruşumuza döndük. Ne güzel. Çocukluğuma döndüm ben. Çocukluğuma. Bu sana. Bir de 500 kağıt kazandık. Bu da senin. Teşekkür ederim. Alişan'a. Halk. Ananın. Yakın çek. Takayım bakayım abi. Şöyle. Teşekkür ederim. Yakıştı. Bunu koy içine. Bana bir şey. Abi bu herkese bir şey veriyoruz. Bana bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim ama. Benim kafaya göre yapmışlar. Öyle. Sakın ola ki. Gel buraya. Ben bu kameraya isim taktım ya. Cano diye. Can diye. Herkes kendine göre bir yorum yaptı. Reklam aralarında bir ton telefon geldi. İşte bilmem neye söylemiş de ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Bu saatten sonra hiç kimseye de bir şey söylemek istemem. Bir takım şeyler bende bitmişse bitmiştir. Bitmişse bitmiştir. Bunu bir daha geri getirmenin hele hele dün değil evvel gün. Olan bir takım olaylar var ki anlıyorsun değil mi? Onu yapmayacaktın. Onu yapmayacaktınız. Onu yapmayacaktın. Do you understand? Beni yerden yere vurdunuz. Ama ben lastik top gibiyim. Yere vurdukça patlamam, sönmem. Yere vurdukça zıplarım. 15 metre, 20 metre, 40 metre, hatta arşa varana kadar. Şimdi sizlere hiç yalan söylemedim ama özellikle bir yalan söyleyeceğim.
Ve benim çok sevdiğim bir ozan, çok sevdiğim aşık bir ozanın rahmetli olduğunu bundan iki gün önce duydum. Gazetede inanamadım. Bu da çok önemli bir insandı benim için. Gerçekten çok sevdiğim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağrına bastığı, yüreğine bastığı. Hani var ya, diyor ki, Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu, Murat Çobanoğlu. Murat Çobanoğlu sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Ayrıca biliyorsunuz, 3 gündür konuşulan ve olay haline gelen bir olay, çünkü önemli bir olaydı. Barışa kim hizmet ediyorsa, savaşı kim istemiyorsa, insanlığı kim seviyorsa, bu herhangi bir kişi de olabilir, bu Papa da olabilir. Papa biliyorsunuz önemli bir barış insanıydı. İnsanları seven, barışı seven, mutluluğu seven, bütün ülkelerin birbiriyle barış içinde kaynaşmasını seven bir insandı. O insan da Allah'ın huzuruna gitti. Ona da rahmet diliyorum. Ne derler ona? Ne alemine? Dur, Katolik abi. Katolik, Hristiyan mı? Evet. Hristiyan alemine. Hani diyor ya, ha kutuplarda bir Eskimo genci. Fark etmez ki diyor, ne dili, ne dini, ne rengi. Madem ki insandır, o da bir papadır. Ona da saygımız var diyor. Her canlı mutlak ve mutlak ölümü tadacaktır. O da tattı. Bugüne kadar hayatını barış için adadı. Ona saygı duyuyorum. Allah'ın rahmeti başına olsun diyorum. Seni sevmedim yalan. Yalan, yalan, yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın bir anda söyledim yalan. Seni sevmedim yalan. Sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tamam. İp varsa alıp götürsünler benden. Paylaşmaya hazır. Söyledim ya.
Başlar içimde seni gördüğüm zaman. Yalan, 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 seni unuttum yalan. Çocuksun bir sevinç başlar içimde seni gördüğüm zaman. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey ters. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey yalnız seni paylaşamam. Yalan, 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 seni unuttum yalan. Çocuksu bir sevinç başlar içimde seni gördüm zaman. Ağzına sağlık. Hareketlenelim mi abi? Hareketlenelim mi? Bir halay var, çok güzel. Senseye gel. Senseye gelken orada duruyorsun. Alişan'ın son kasette okuduğu çok, çok güzel, çok güzel bir parça var. Naze. Onu evet, okuyayım. Evet, abi. Evet, evet. Gelsin. Bu gece bela bir gece. Bu gece bela bir gece. Nasıl siz hop oturup hop kalkıyorsanız, yemin ediyorum şu anda televizyonları başlarında oturan insanlar da hop oturup. Yani hop oturup hop kalkıyor. Doğru mu? Bak o da doğru dedi. Eğer bu yalan olsa hemen böyle yapar. Doğru mu? Şimdi yalan söyleseydim ne yapardın? Gördün mü? Demek ki biz doğru söylüyoruz. Ladies and gentlemen. Şimdi sizlere bak bu türküyü çok sevdim, size söyleyeyim. Abi söz Şerif Kayran. Gel buraya abi. Beni tanıştırmadın zaten onda. Gerçi benim şeyim yok ama. Hani bir dakika gel buraya derken burası... niye çağırdığımı biliyorsun. Burası itiraf olayları. İtiraf. Ve başından geçen güzel bir olay, insanların bilmediği bir şeyi
anlatırsan hem onun hoşuna gidiyor hem orada izleyenler. Çünkü bu kamerayı çok seviyor insanlar, doğru mu? Ulan ne sevimli şeysiniz lan. Gıdı 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 gıdı. Buraya gelince maymuna dönüyorum bak. Dönmüyorum değil mi? Beni düşürmez hiçbir zaman. Sahibini sever. Şimdi anlat abi. Şimdi benim aslında bir itirafım yok ama oraya konuş. Oraya konuş kardeşim vallahi Allah. Yani yapacağım bir itiraf yok. Aslında her şeyi siz biliyorsunuz. Bir tek sen biliyorsun ama bir şey var mesela hayatımda hiç unutamadığım. İlk konservatuara girdiğim sene 94. Yok 92 senesi. Yalan söyleme o şey yapar. 92 hemen. 92 abi. Ha, hemen. 92 değil mi? 92. Biliyor. Anlatmıştım ona da o yüzden. Bizim okul hazırlık sınıfı ve işte ondan sonra 4 tane sınıf var. Hazırlık sınıfını geçemezsen okuldan atılıyorsun. Bu ilk girdiğim seneydi. Ben hazırlık sınıfını işte maalesef artık o zamanki işte yaş 16, yaşın getirdiği bir şey olsa gerek. Hiç okula gitmiyordum ve 6 aya yakın bir devamsızlık yaptım ve bunu ailemden gizledim. Kimsenin haberi yoktu, ne annem ne babam, ne hiçbir yakınım. Ben sabah dedemin arabasını alıyordum, okula gidiyordum. Sinema, işte kızlarla falan dolaşıp ondan sonra sanki okula gitmiş gibi sabah 9 akşam 5 eve geliyordum. Ve bu tam tamına bir 8 aya yakın sürdü. Daha sonra finaller zamanı. Yine söylüyorum, başta söylediğim gibi ladies and gentlemen, başta hanımlar olmak üzere her zaman, her zaman biz ikinci planda olalım abi. Onlar bizim analarımız, bacılarımız, onlar hep başta olsunlar. Sizlere bir şey söylüyorum. Az önce benim elim biraz ağırdır, bir toka çektim ya. Şu anda Alişan beyin sarsıntısı geçiriyor. Ben programı kesiyorum ve Alişan'a gidiyorum. Çünkü hastaneye götürmem lazım. Çok üzüldüm ben hocam. Thank you.